arkadaşlar. Herkese günaydınlar olsun, hayırlı işler olsun. Biz okulda çevre düzenlemeye devam ediyoruz. Bazı kardeşlerimizin selamları var, onları görelim. Aslında vardı önceden, onları da yazsaydım. Keşke bir kısmını yazdım arkadaşlar, kusura bakmayın. Caner El Öztürk, Samsun Çarşamba'dan hayırlı işler diyor kardeşimiz, sağ olsun, var olsun. Sonra Ayem Yüksel, hayırlı işler demiş, sağ olsun kardeşimiz. Ondan sonra İbrahim Doğan, dolgu 955'lerle yapılmaz mı diye. İbrahim kardeşim, 955'ler bitti diyebiliriz. Evet, dolgu güzel yapılıyor onlarla, hem çiğniyor. Dediği yeri, onlarla dolgu biraz daha güzel oluyor ama artık yoruldu ya makineler. Şimdi atıyorum makineyle bir hafta çalıştık, biraz getirisi oldu, bir arıza yaptığı zaman o bir haftada çalıştığı parayı götürüyor. Malum yakıtları fazla zaten zamanımıza göre, şimdiki makinelere göre biraz yakıtları da fazla. O yüzden 955'ler bir ömrü doldu. Mertan Arka 955'i Urda'ya verdi. Ondan sonra Yüksel Arfiyat vardı burada. Ahmet Yüksel, o da Urda'ya verdi 955'i. Parçalandı burada. Şeyler 955'ler. Yani 955'ler bir adı doldu diyebiliriz yani hemen hemen. Ama nedir? Küçük firmanın kendine özel hafif işleri vardı. Döküm yeri kürümek için falan kullanılabilir. Böyle ufaktif işler için ama işte öyle gazıyıp kürüyüp kamyon yüklemek, onunla para kazanmak artık çok zor. Dediğim gibi artık makineler yoruldu, mazotu fazla. Herkes mazotta gramın hesabını yapıyor. Artık 955'ler buna uygun değil. Şu anki çalışma sistemine uygun değil veya da birileriyle rekabete girmeye uygun değil. Onlar görevler yaptı 955'ler, artık onların şeyi oldu. Adem Çataloğlu kardeşim, kolay gelsin abim diyor, sağ olasın Adem'im. Allah razı olsun, sana da kolay gelsin kardeşim. Memnun değil misin? Ha? Memnun değil misin? Bundan daha iyisini bulamaz, sana söyleyeyim. Metreyi dün kendisi aldı. Ya metrenin üstüne bir tane de demir koysaydık görürdü. Emre abiyle Mustafa Patron yine tartışıyorlar her zamanki gibi. Onların normal konuşmaları yok. Onlar hep birbirleriyle bakın. Kavgalılar onlar hep. Nerede kalmıştık? Adem Çatamalık dedik. Yalçın Çakıcı kardeşimiz. Abimin aldığı ne? Ha. Şeyde kum ocağında demiştim ya, hidrome 200 lirada çalışan abim orada aşçılık yapıyor, gece bekçiliği yapıyor, lodere biniyor falan. Aldığı maaşta diyor baksana 3 bin liradır, halbuki hakkı 5 bin lira falan civarı diyor da. Şöyle diyeyim, veriyorlar ya, hakkını veriyorlar yani. Şimdi öyle söyleyeyim yani, hani 3 bin liraya da çalışmıyor. Allah bereket versin, şeyini alıyor diyelim ya, hakkını alıyor diyebiliriz yani. 3 aşağı 5 yukarı hakkını alıyor arkadaşlar. Hani şimdi bizim hepimizin gönlü istiyor ki çok maaş alalım. Bugün 5'er bin lira alsak yarın canımız 7 bin lira, 8 bin lira almayı ister. Yani gönlümüz böyledir, insan olarak hepimiz öyleyiz. Onu alsam aradan 6 ay geçtiği zaman 2-3 bin lira daha fazla almak isteriz. Yani insan olduğumuz biz böyleyiz. Hepimiz öyleyiz yani. Ama yani diğerini alıyor diyebiliriz yani. Şimdi fazla da
şey yapmamak lazım arkadaşlar yani. Bir şey abartmamak lazım. Tamam, bereket versin. Orada hakkını alıyorum. Mehmet Haysun kardeşimiz. Geçen yaptığımız derin dolgu için diyor ki temelini atmışlar, daha geri niye dolduruyorlar diyorlar. Ya şimdi oraya bir bodrum kat alacaklardı. O niyetle başlandı. Sonradan ne olduysa bilmiyorum, alamamışlar. O kat iptal oldu yani, bodrum kat. Yere dolduruldu. Ya şimdi o konular bizi biraz aşıyor. Bazı şeyleri dedim ya, söylememiz hoş olmuyor. Hatta şimdi hala soran kardeşlerimiz var. Şu makine nasıl, şu makine nasıl diye adam. Şu makine mi iyi, şu makine mi iyi, hele sorusu sır yanlış bir soru arkadaşlar. Bu olmaz yani. Şimdi bir makineye kötü diyemeyiz. Yani öyle bir şansım yok, kötü deme şansım yok. Yani ben daha iyisini yapmadıysam bir şeye kötü deme şansım yok zaten. Ben daha iyisini yapacağım ki bir şeyin ondan sonra öbürüne kötü diyeceğim. Ama kalite olarak aralarında farklar var. Kalite kalite. Hani öbür makine kötü değil ama kalite olarak bazı farklar var. Şimdi ben de diğer makineye kötü demem. Onu alma şunu al demem olmaz. O yüzden böyle sorulara pek cevap veremiyorum arkadaşlar. Bundan sonra kim vardı? Celal Aksu, Isparta'dan uzun zamandır yoktum diyor. Selamlar diyor. Aleyküm selam kardeşim. Şemail Hatunoğlu, kolay gelsin. Kendine dikkat et ustam diyor. Teşekkür ederim Şemail kardeşim. Berat Avcılar da kolay gelsin demiş. Teşekkürler kendisine. Arkadaşlar mutlaka bu zamana kadar böyle çok mesaj yazanlar oldu. Bunları şey yapmamıştım ama bundan sonra böyle selam gönderenlere de cevaplarını yazayım diye düşündüm. Bu başlangıç olsun bugünden itibaren, öyle yapmayı düşünüyorum artık. Herkese hayırlı işler olsun, kolay gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın.